Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT AYT Geometri Soru kitabındaki 1. bölüm 9. testin çözümünü yapacağız. Üniversiteliğim testlerindeydik. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Şekil 1'deki dengede duran tek, dengede duran tahterevelliğinin sağ tarafı 40 derece yukarı kaldırıldığında 1. konumda evet 1. konumda sağ tarafı yukarı 40 derece kaldırıldığında arkadaşlar bak şimdi sağ tarafı 40 derece yukarı kaldırdığında önceden bu böyle düzdü şu şöyle düzdü. Sağ tarafı 40 derece yukarı kaldırdığımda o zaman burada kaç? 40 derece mi? Hop. Bunun devamı buraya geliyor. O zaman burada kaç? 40 derece ise ters açıdan dolayı burası ne oldu arkadaşım? 40 derece oldu. Sonra diyor ki sol tarafı 20 derece yukarı kaldırdığında. Hadi bakalım. Sol tarafı 20 derece yukarı kaldırdığında. Hop burası. Yani x açısı 20 derece. Bunun da devamı burası değil mi? Evet. O zaman burası 20 derece. E ters açıdan dolayı hatta burası da 20 derece. Neyse. E, buradan bir şeyler geldi mi? Geldi tabii ki. Sonuçta şunla şu birbirine eşit değil mi arkadaşlar? Değil mi? Bak Z ile Y'yi bulamıyoruz hocam diyenleriniz var ama bakın buradaki yapı önceden şu yapı yukarı kalkmış hali bu yapının aşağı inmiş hali. İşte bak yeni nesil dediğimiz olay bu. Bir şeyleri gizliyor. Bak aynı yapıyı yukarı kaldırdığı için aşağı indirdiği için bunlar birbirine eşit. Bak eşitliği yazınca ne çıktı burada? Bu tepe açısı 60 derece olduğundan dolayı 180'den 60 çıkart 2'ye böl. 60 60 yaptı bunlar. E o zaman olay bitti. Y açısı da kaç derece oldu? 80 derece oldu. Güzel bir soru arkadaşlar. Bakın sadece tahtırevelleyi kaldırmayla şu uzunlukların eşitliğini düşünmeyle çıkan bir soru. E bizden ne isteniyor? Bakalım hangileri doğrudur diye soruluyor. X 40 derece yanlış. Y 20 derece. Y'ye bakıyorum. Y nerede? Yo. Y 20 derecede değil. Bu da yanlış. O zaman Z 60 derece demiş. Evet bu doğru arkadaşlar. Yalnız 3 yaptı cevabımız. Dolayısıyla birinci sorunun cevabı böylelikle Cihan oldu arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda da arkadaşlar taban kenar uzunluğu ikiz kenarların uzunluğundan kısa olan evet şu kısa kenar ikiz kenarlar da şunlar arkadaşlar. Şekil 1'deki ikiz kenar tangram parçasından 5 tanesi şekil 2'deki gibi aralarında boşluk bırakılmadan birleştirildiğinde kalan açıklığın ölçüsü 100 derece olmaktadır. Buna göre tangram parçalarından parçalarının tepe açılarının ölçüsü kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi bunlar x kenar üçgen değil mi? x kenar üçgende tabi biz taban açılarına yoğunlaşıyoruz önce. Hocam bu x kenar bak kısa kenar burada. Hocam bu x kenar ya hocam ben nereden bileceğim ölçeceğim bunları. Arkadaşlar belli. Yani itiraz etmeyelim. Ben de eskiden itiraz ediyordum buna. Nereden bileceğim belki bu kenarla bu kenar işte olacak hocam diye böyle sazen işte bulunur ama kısa kenar belli. de aynen böyle bir soruda sormuşluğu da var. Hani yapıya baktığımda Kısa kenar belli. X kenarların hangileri olduğu belli. Hocam bunlar eşit. Bunlar eşit. Şurada da x kenar üçgen. E bunlar da taban kenarları. Şimdi ne yapacağız? Taban kenarlarına değer verelim. Hocam x x dersek tepe açısı ne yapıyor? Hatta 180 2x yapıyor. O zaman şuradan başlayalım. Bu x kenar. Hocam x x. Hocam bu x kenar. x x. Ya 100 derece var ya burada. Buraya yoğunlaşacağımız belli. Şuradaki açılara bakalım. Hocam burası x x. Hocam burası ne oldu? Tepe açısı 180 2x. Hocam burası da 180 2x. Hocam burası da 180 2x yaptı mı? Yaptı. İşte bunun tamamı kaç derece olacak arkadaşlar? 360 derece. 180'den 3 tane var. Neyse yazayım. 180 2x artı 180 2x artı 180 2x. Artı x'den 2 tane var. x artı x artı 100'den de bir tane var. Eşittir 360 olmalı arkadaşlar. E buradan ne geliyor arkadaşım? Bir tane 180, bir tane 180. Karşı taraftaki 360'ı götürdü mü? Götürdü. Eksi 2x, eksi 2x, eksi 2x. Ya da buradaki 2x ile buradaki 2x birbirini götürdü. Şu eksi 4x'i öbür tarafa attığımız zaman artı 4x oldu. E, bu tarafta ne kaldı? Sadece 100 ile 80 kaldı. Yani 280 kaldı. O zaman x de buradan kaç çıkıyor arkadaşlar? 280 bölü 4'ten 70 çıkıyor. Bizden ne isteniyor? Tepe açısı isteniyor. E x'i 70 bulduk ya bizden 180 eksi 2x isteniyor. Yani 180 eksi 140 isteniyor. O da eşittir kaç yapıyor arkadaşlar? 40 yapıyor. Evet cevabımız böylelikle C-Han oldu arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Kırmızı, mavi, yeşil ve turuncu renkli çubuklar bir de ilaç şekildeki gibi birleştiriliyor. Evet şu şekilde birleştirilmiş. Sadece turuncu çubuk döndürülerek kırmızı çubuğa paralel hale getirilip M harfi oluşturulmak isteniyor. Ben bunu döndüreceğim. Kırmızıya paralel hale getireceğim. Onu da siyah çizgiyle göstereyim. Hop döndürdüm arkadaşlar. Şöyle döndürmüş oldum arkadaşım. Şu kırmızıya paralel hale getirdim. E kırmızıya paralel hale geldiği zaman hocam şunlar birbirine paralelse şurada bir M kuralı var mı? Var. Buradaki M kuralından dolayı burada kaç kaç derece yapmak zorunda? 55 ile neyi toplarsak 80 yapar? Hocam 25'i. E o zaman burası 25 derece oldu. Başka şu açı ölçeri ben kullanmadım. Hocam 50 ile 90 arası bak burada 90 yazıyor. 80, 90, 100. 50 ile 90 arası kaç derece? 40 derece. E o zaman burada açımız kaç derece olacaktır? 40. E hocam bak burada 40'a ait 40'ı ancak şöyle kullanabilirim. Bir dörtgen var. Dörtgenin iç açıları toplamından gidebilirim. Peki hocam ya ben bunu dörtgenden yapmak istemiyorum. Bak dörtgenden şöyle yapabilirsiniz. Hocam 55 ise burası kaç derece yapıyor? 125 yapıyor. 40 125 80'den şurayı bulabilirsiniz. Burayı bulduktan sonra artık buradaki x açısını da bulur musunuz arkadaşlar? Bulursunuz. Peki hocam ben bunu dörtgenden yapmak istemiyorum diyenleriniz çıkar. O zaman ne yapacağız? E, her türlü yaparsınız arkadaşlar. Yapacağınız hamle nedir? Ne bileyim doğruları uzatarak iş yapabilirsiniz. Mesela mavi uzatsanız kırmızıyla kesecek gibi. Şu mavi uzatsak şöyle. Şurada bir dörtgen oldu mu arkadaşlar? Dörtgen değil. Şurada bir üçgen oldu mu? Oldu. Ama önce şuradaki üçgene bakalım arkadaşlar. Şu üçgeni görüyor musunuz? Evet. Bu üçgende ne var? 55 ile neyi toplarsanız 80 yapar. 55 ile 25'i toplarsanız 80 yapar. Burası 25 yaptı. Şimdi büyük üçgene bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi büyük üçgene baktığınız zaman burada da 40'ı kullanacağız ya. 40 ile 25'in toplamı bir dış içe eşittir. Yani buraya eşittir. 40 ile 25'in toplamı kaç yapıyor? 65 yapıyor. Yani x artı 25 eşittir 65 ise x'i buradan kaç buluruz? 40 derece buluruz arkadaşlar. Böylelikle cevabımız ne çıktı? Edremit çıktı. Üçüncü soru da arkadaşım. Geldik dördüncü soruya. Şurayı biraz büyüteyim. Evet aşağıda verilen dörtgen şeklindeki kumaşın A ve C köşeleri 90'ar derecedir. Şunlar böyle. Bu kumaş BD köşegeni boyunca katlandığında BC kenarı ile AD kenarı BC kenarı ile AD kenarı arasında oluşan geniş açı. Ha, ben bunu böyle katladığım zaman BC ile AD demek ki kesişiyor. Ben bunu katlayayım o zaman. Hocam katladığım zaman belki bu katlama buraya gelecekti böyle katlanmış hali. Hani şu doğru boyunca katladığında şöyle olabilirdi. Ama BC ile BC ile neyin kesiminden bahsediyor? AD'nin kesiminden bahsediyor. AD buraya geliyor Kesilmemiş oluyor. O zaman bizim katlama hop şöyle şuraya mı gelecek arkadaşlar? Aynen öyle. Yani sen bu üçgeni aldın şöyle katladın. Hocam 90 burası da 90 mı? Evet. Şimdi diyor ki bak dikkat et burası daha köşesi oldu. Bize diyor ki AD kenarı ile BC kenarı arasındaki açının geniş olanı 110 derece. Şimdi AD kenarı burası. BC kenarı burası. Burası dik üçgenden dolayı burada açı kesinlikle dardır. E, geniş açısı neresi? Şu iki doğrunun kestiği yerdik geniş açısı burası. Yani burayı sana 110 derece demiş. E hocam burası 110 sa buraya ne kaldı? 70. 70 90 sa burası 20 yaptı. Aynı şekilde 70 burası 70 90 sa burası da 20 yaptı mı yaptı. Devam edelim. Buna göre kumaş katlı haldeyken BA ışını, BA ışını ışın diyorsa nereye gidiyor? Sonsuza kadar gidiyor. BA ışınıyla DC ışını, DC ışını da aynı şekilde götürelim arkadaşlar. Arasında kalan dar açının ölçüsü nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Tamam, olay bitti. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Bizden burada kaç isteniyor? E hocam şurası 90 derece değil mi? Evet. E 20 ise burayı bulabiliriz ya da Hocam bak burası 90 derece. E 20 90 ise burası nedir? 70 derece diyebiliriz. E bu iki ışın arasındaki açı bir 70 derece bir de 110 derece bize dar açı soruluyor. Cevabımız ne yapacaktır o zaman? 70 yapacaktır. Yani e dremit oldu arkadaşlar cevabımız. Evet dördüncü soru e dremit oldu geldik beşinci soruya. Ben bunu böyle katlamışım. Katlama sorularında hemen refleks böyle eski haline geri getiriyoruz. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Hemen bunları böyle gösteriyoruz. Hocam kenar ekstra kenar eşitliği olmadığı için e, kenarların eşitliğini yazmadım arkadaşlar. Kafa karışıklığı olmasın diye. Üstte bina açılarının eşitliğini yazdım. BAC açısını 50 derece demiş. Hocam burası 50. Hocam burası 50 ya. Sen bunu böyle katladığında burada açı da 50 derece olmuş oluyor. Neyse devam edelim. Sonra diyor ki şekil 2'deki BDA üssü. BDA üssü. Yani şu açıyla burası X ile buradaki açı Y açısı CEA üstü. Bu açının toplamı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi elimizde ne var arkadaşlar? Nokta nokta çizgi çizgi. E yoğunlaşalım. Buraya A, A buraya da B B dersem. E, A artı B artı 50 bak 50'yi kullanalım. A artı B artı 50 180'e eşit olduğundan. A artı B'yi kaç buluruz? 130 buluruz. E, A artı B 130 ise bizden şey isteniyor. X artı Y isteniyor. Gelelim şuraya. X artı Y dediğimiz. X dediğimiz aslında A'lı bir şekilde yazacaksak. Burası 2 aysa, burası 180 eksi 2A değil mi? Yani 180 eksi 2A artı 180 eksi 2B. Y dediğimizde BB ise burası 180 eksi 2B isteniyor bizden. Yani 360 eksi 2A eksi 2B isteniyor. Yani 360 eksi 2 parantezinde A artı B isteniyor. A artı B'yi 130 bulmuştuk. E 130 bu 2 ile çarptığım zaman 260 yapıyor. O zaman 360'dan 260 çıkınca da kaç kalıyor arkadaşlar? 100 kalıyor. O zaman 5. sorunun cevabı böylelikle ne çıktı arkadaşlar? Akçay çıktı. Evet geldik 6. soruya. Aşağıda bir masada duran metal, üçgen bir anahtarlık ve anahtarlığın köşelerine zincirle bağlanmış anahtarlar gösterilmiştir. Evet böyle üçgen bir şey bir de zincirle bağlanmış anahtarlar varmış. Bu anahtarlık duvara çakılı bir çiviye A köşesinden asıldığında evet şuradan bir çiviyle A köşesinden çaktığım zaman A köşesindeki zincir anahtarlığın AB kenarıyla 10 derecelik açı yapmakta. Hmm. Sen bunu duvara böyle astığın zaman bu anahtar böyle kalır mı? Kalmaz. Yer çekiminden dolayı aşağı doğru gitmez mi? Gider. Yani senin anahtar aha da böyle. Hocam bu anahtar da böyle. Hocam bu anahtar da böyle. Gider mi? Gider. Şimdi bana diyor ki bir daha okuyalım. Zincir AB kenarıyla 10 derecelik açı yapmaktaymış. Tamam. Şuradaki açı kaç derece? 10 derece. Dursun elinde. Hatta şu 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 düşey olduğunda bunlar paralel mi paralel? E şunun devamını getireyim o zaman şu paralelleri kullanacağım büyük ihtimalle. Devam edelim. C köşesindeki zincir anahtarlığın BC kenarıyla ne yapıyormuş? 45 derecelik açı yapıyormuş. Evet, buradaki zincir BC kenarıyla 45 derecelik açı yapıyormuş. E hocam burası 45 ise şu kırmızılar yere doğru düşey durumda olduğu için birbirine paralel olmak zorunda mı? Evet, bizim anahtarlığımız burası ya da normalde. Bunun uzantısı buraya geliyor. Bu anahtar da böyle olacak. Bu anahtar da böyle olacak. Dikkat edin. Şunlar birbirine paralel. 45 ise yöndeşlikten burası 45 mi? Aynen öyle. E şimdi ne isteniyor bizden? B açısının ölçüsü isteniyor. Yani buradaki alfa isteniyor. Arkadaşım şu üçgende 2 iç açı bir dış açı yok mu? Alfa artı 10 eşittir 45 ise alfayı buradan ne buluruz? 35 derece olarak buluruz. Yani kaçıncı soru? 6. sorunun cevabı böylelikle akçay oldu arkadaşlar. Geldik 7. soruya. Çekil çizmeli soru. Bir ABC üçgeninde hemen çizelim arkadaşlar. Korkmayın sorudan şekli çizin ama harfleri de şöyle bir yazın arkadaşlar. ABC üçgeninde. AB ile BD, AB eşittir BD. Şu AB kenarıyla BD kenarı eşit olacak şekilde dur bakalım. AB ile BD, AC ile de CE e, olacak şekilde D ve e noktaları belirliyor. Hocam bir tane D noktası belirleyeceğim. AB ile BD birbirine eşit olsun diyor. Tamam. Sonra diyor sonra diyor bir tane de E noktası belirle diyor. Bir tane de E noktası belirledim. Hocam şuradaki AC ile buradaki bu kenarda CE de birbirine eşit olsun diyor arkadaşlar. Açı ölçeriyle DAE açısı hmm. DAE açısını ölçmüş arkadaşlar açı ölçeriyle. Açı ölçeriyle DAE açısının ölçüsü 24 derece bulunmuş. Şurası 24 derece. Şimdi gençler ne yapacağız? Hocam şurada bir ikizkenarlık var. Ben buraya bir A dersem. A artı 24 ise burası. Burası da A artı 24 mü? Evet. Sonra başka ne diyelim arkadaşlar? Şuradaki ikizkenarlıktan dolayı. Şuradaki ikizkenarlıktan dolayı. Şuraya ben bir B dersem. Burası B artı 24 ise. Burası da B artı 24 çıktı mı arkadaşlar? Evet. E şimdi şurada da bir üçgenimiz var elimizde. A artı 24, B artı 24, bir de 24. Yani A artı B artı 24 24 24 3 tane 24 kaç yapıyor 3 tane 24 72 mi yapıyor evet 72 eşittir 180 olacağından A artı B'yi kaç buluruz 108 buluruz bizden ne isteniyor arkadaşlar şuradaki açı B A C açısı evet B A C açısı kaç derece yapar o zaman arkadaşlar A artı B artı 24 diyeyim bu A var B var bir de 24 var A artı B artı 24 olacağından A artı B de 108 olduğundan 8 4 daha 12 yani 132 mi çıkıyor cevap? Aynen öyle. Bu da öylelikle 7. sorunun cevabında ne bulduk arkadaşlar? Edremit bulduk. Ve bu testi de böyle bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 1. bölüm 10. testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.